deprem bölgesindeki evler hakkında genelge yayımlandı. Genelgede hangi evlere girilip hangilerine girilmeyeceğine dair kurallar belirtildi. Genelgede yıkık veya acil yıktırılacak binalara kesinlikle girilmesine müsaade edilmeyeceği belirtildi. Kontrollü tahliye yapılacak binalara ise nasıl girileceği ve nelerin alınabileceği anlatıldı. Ayrıca tahliyelerin valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda kolluk kuvvetleri gözetiminde yapılacağı da vurgulandı. Genelgeye göre yıkık ve acil yıktırılacak yapı niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınması kesinlikle yasak. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alım talepleri, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirilecek. Uzman raporunda girilemez şeklinde belirtilmesi durumunda can güvenliğini teminen yapıya girişe izin verilmeyecek. Yapıya kontrollü 30 dakika girilebilir raporu verilmesi durumunda, 30 dakika kadar süre içerisinde yalnızca pasaport veya acil evrak gibi değerli eşya alımına müsaade edilecek. Yapıya kontrollü 2 saat girilebilir raporu verilmesi durumunda, 2 saat içerisinde en fazla 4 kişi binaya girmek suretiyle eşyalarını alabilecek. Bu evlerde de yapıya sabitlenmiş ve söküme esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet kesinlikle yasak olacak. Tahliye çalışmalarının genel koordinasyonu valilikler ya da kaymakamlıklar tarafından sağlanacak. Tahliye kolluk kuvvetleri gözetiminde gerçekleştirilecek ve belirtilen tüm kurallara uyulması zorunlu olacak. Evine girilmesine müsaade edilmeyen veya evin içerisinden eşya tahliyesi yapılamayan vatandaşlar için ayrıca eşya yardımı yapılacak. <laughs>